Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Mordo nasıl kullanılır onu göstereceğim. Şimdi birazcık Mordo'dan bahsedelim. 5 yıldızlı mistik şampiyonumuz Mordo. Şimdi Mordo bildiğiniz üzere iyi bir savunma hero'sudur. Yani saldırıda çok kötüdür. Genelde savunmada tercih edilir. Hep herkesin sinirini bozan özelliği siper attıktan sonra astral kaçış yapması ve genelde hep geriye kaçıp böyle kendini duvarın köşesine kadar atıp blok yapmasıdır. O yüzden bir hayli sinir bozucudur. Böyle ağır saldırı spamlayarak dövebileceğiniz bir hero'dur daha çok Mordo. Şimdi örnek göstereyim biraz. Önce counter'larından bahsedeyim. En iyi counter'ları genellikle üstün simbiyottur. Çünkü güç kazanımını iptal eder sürekli. Üstün simbiyot aynı şekilde Doktor Doom'da. Ondan sonra Void, Quake. Böyle alev adam, bende 5 yıldızlısı mevcut değil. Bu tarz hero'larda Mordo'nun iyi counter'ıdır. Archangel de olur. Şimdi nasıl oynandığını göstereceğim Mordo'ya karşı. Sonra Guillotine 2099 iyi gücünü çalıyor biliyorsunuz. Elsa Bloodstone da olur çünkü siper yerine geriye kaçış yaptığı için Elsa Bloodstone Mordo'ya rahatça vurabilirsiniz. Sipersiz oynayacağınız için. Genelde counter'ları bunlardır. Şimdi size bir oynama taktiği göstereceğim Mordo'yla. Önce duello'muzu ayarlayalım. Evet, başlıyoruz. İlk önce bir Nick Fury ile göstereceğim size. Siper yaptıktan sonra ona hemen nasıl vurabileceğinizi göstereceğim. Mesela atıyorum himaye karosu varsa bu taktikle o karonun üstesinden rahatça geleceksiniz. Bu şekilde. Tam siper bitecekken ağır saldırıyı atıyorum onun üstüne gördüğünüz gibi. Bakın ne kadar geri kaçıyor. Ben üstüne koşuyorum, o duvara kaçıyor. Hadi duvardayken atalım sürekli. Şimdi taktiği gösterelim gene. İşte bundan bahsediyorum. Blokta bekliyor böyle duvara gidip. Tekrar gösteriyorum. Tam bitecekken atıyorum gördüğünüz gibi ağır saldırıyı. Böylece kaçış yapamıyor. Daha doğrusu astral kaçış. Gene aynı şekilde tam bitişini atıyorum gördüğünüz gibi. Böylece rahat dövüyorsunuz Mordo'yu. Ve şimdi. Biraz geciktim bu kez. Yani erken attım daha doğrusu. Olsun. Gördüğünüz gibi bu şekilde iyi hesaplarsanız Mordo'yu siper yaparak ağır saldırı atarak alabilirsiniz. Şimdi ikinci örnekten bahsedelim. Mesela Elsa Bloodstone. Siper yapmadan dövebilme özelliği olduğu için Elsa Bloodstone'un Mordo'yu sipersiz rahatça alır. Geçtim. Şimdi göstereceğim. Ayrıca Gece Maymunu ve Dişi Halk da kullanabilirsiniz. Dişi Halk'ın 5 yıldızlısı mevcut değil. Gece Maymunu yavaşlatma etkisi attığı için kaçış yapamaz. Dişi Halk böyle yavaşlatma etkisi atan her hero'yu kullanabilirsiniz. Şimdi Elsa Bloodstone'u izleyin. Kaçış yaptım ve rahatça vurdum gördüğünüz gibi Mordo'ya. Yine aynı şekilde bekletip ağır saldırı atıyorum. Siperden sonra kaçış gelene kadar. Tabii buna risk almayayım diyorsan beklerim, gene atarım bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Rahatça dövebilirsiniz böyle. Sonra yavaşlatma etkisine gelelim. Evet. Şimdi ama Gece Maymun düellosu yapamam. Çünkü biliyorsunuz düelloda şeye izin vermiyorlar. Dövüş öncesi yeteneği açmamıza izin vermiyorlar. Sadece maceralarda olur. Onun dışında Quake alabilirsiniz. Alev adam kullanabilirsiniz. Bir 3 yıldızlı alev adam deneyeyim. Knockout olabilirim ama yine de deneyeceğim. Evet, aynı taktik gene. Tam bitişini atıyorum gördüğünüz gibi. Bazen el becerisi yapacaktır elbet. Oha ya, niye vuruyor bu? Bir de bloğa vurmaya ne meraklı biri bu ya. Evet, Nova alevini açamadık çünkü sıcaklığımız 20 değil. Şimdi 3'ü saldırı 3'ü geldi. Ağır saldırı spamlayacağım sürekli. Dediğim gibi L3'ünü çok spamlayan biri bu. Ama çok hasar vermiyor. Bakın 5 yıldızlı biri 3 yıldızlı ile 3'lü öldüremedi. Gördüğünüz gibi hasarı düşük. Genelde. Korkak kaçıyor gene.
Ben hemen L2'yi atıp yapıştırayım şunun kafasına bir tane. Tamam, şimdi bekleyeceğiz. Ah, biraz erken bastım. Olsun. Evet. Nova alevi. Gördüğünüz gibi bu taktikle Mordo'yu rahatça dövüyorum. Ne olursa olsun. Mordo da bu şekilde dövülüyor arkadaşlar. Eğer sorunuz olursa bekliyorum. Bu videomun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.